Diyor ki Şam'a vardım. Şam'da gördüm. Şam'da gördüm. Şam gülü üç gül açar. Üç gül. Evet. Mısır'a vardım. Göremedim. Basra'da bir gül açar. Senede bir, ayda iki, haftada üç gül açar. Hadi herkes bulsun. Hocam mükafatı varsa ben bulayım. Öyle mi? Ben de talibim. Bir kebap yediririm ben. Hocam yedirir Allah için. Tamam. Çok da yemişiz. Beraber bir ziyafet yapalım hocam. Allah için bunu yemişiz şeyine. Yedirir de. Çok sağ ol hocam. Allah senden razı Allah olsun. Allah sizden de razı olsun. Ya bütün harfleri şey etmiş. Söyleyeyim mi? Tabii. He. Yani Şin harfi. Tabii yani muamma zaten şey. Yani bir soru, bilmece gibi bir şey. Ama önemli olan onu da dörtlükle süslemek. Evet, şiirleştirmiş adam. Şiirleştirmiş. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi diyor ki Şam kelimesi Arapça yazılırken Şın harfi 3 nokta var. 3 noktası var. Diyor evet. Şam'a vardım, Şam'da gördüm. Şam gülü 3 gül. Gül açar. Yani 3 evet. Nokta. Evet. Mısır kelimesinde nokta yok. Evet. Orada göremedim diyor. Basra kelimesinde bir nokta var. B harfi. Orada diyor Basra'da bir gül açar. Evet. Senede bir. Şimdi. Sene kelimesi Osmanlıca yazıldığı zaman nun ile yazılır. Nun da bir nokta. Evet. Senede bir tane diyor. Ayda iki. Ay kelimesi de ye ile yazılır. Elif ve ye. Yayın iki noktası var. Evet. Dolayısıyla ayda iki gül var diyor. Evet. Nokta. Haftada üç gül açar. Hafta kelimesi de Osmanlıca yazıldığı zaman hem fede bir nokta var, tede de iki nokta var, üç nokta. Toplamış, haftada üç gül açar. Evet. Cevabı buymuş. Vallahi evet. Güzel.